alışkanlık ya. Adam geliyor ya. Tosun abi az bir kenara çek de mikrofonu açayım da geleyim. Günaydın everybody. Ay tam mikrofonları da çekeceğiz. Bizim mikrofonu da açar mısın TRT'yi? Eksiklerimiz var. Yok görüyorlar arşiv. Haber ver dedi. Adam arşivi inceledi. Al abi. Al, şey ben numarası yok. Zırtı al. Var niye acaba? Ara Artı 90 yapacağız. Burada yok görüyor musun? Artı 90 yaptın. Hem benimkinde var mı? Şu an... Abi oynatınca var niye yaparım? Evet atarız abi. Neden? Ama ben ne diyorum bunlar niye soru sormuyor? Allah'ın kızları. Babaların kafalarına göre özel röportaj ayaklatmışlar ya. Hepsi şok oluyor. Yazsalar. Hikayeni diyecekler seni. Hazır mıyız? Günaydın arkadaşlar. Kamil Ahmet Çörekçi yeni transferimiz. Bizimle birlikte. Antrenmanlarımızda, içimizde. Bugün kendisi bir basın toplantısı düzenleyecek ve sizlerin sorularını yanıtlayacak. Önce tabii ki kampla ilgili olarak nasıl geçiyor, düşünceleri, hazırlık maçları oynandı. Onunla ilgili olarak Trabzonspor takımı içi, camiası. Onunla ilgili olarak Kamil önce düşüncelerini aktaracak. Ondan sonra da sizlere sorularıyla birlikte toplantımızı devam ettireceğiz. Buyur Kamil. Günaydın. Öncelikle ben Trabzonspor'a geldiğim için çok şanslı hissediyorum kendimi. Trabzonspor'a gelmeden önce büyük camia olduğunu biliyordum. Ama şimdi burada olunca o nedeni farkına vardım. Kampa gelince kamp çok iyi geçiyor. Günde çift idman yapıyoruz. Aralarında hazırlık maçları oluyor. Yoğun geçiyor, iyi çalışıyoruz. Takımın kalitesi yüksek düşündüğüm olduğunu düşünüyorum. Şu anda her şey iyi gidiyor yani. Evet, sorularla devam edelim. Yani Musa söz vermiştim. Kamil, özellikle Eskişehir camiası tarafından senin yeniden Eskişehir Spor'a sezon başlamadan döneceğine dair haberler çıkıyor. Bunlar ne derece doğru? Bu konuda bir şey söyler misin? Yani doğru değil tabii ki. Ben yeni geldim Trabzonspor'a. Eskişehir Spor benim için ayrı bir yeri var. Çok katkı sağladılar benim için. Ama ben daha büyük bir camiadayım. Yeni hedeflerim var. Ben burada çok mutluyum. İnşallah çok güzel günler göreceğim burada. Kamil, Pereira ile rekabette kendini nasıl
görüyorsun. Yani ben kendi şahsi düşündüğüm kampın iyilerinden oyuncusun. Bir de şampiyonluk havasını, takımda birlik ve bütünlük olarak, kalite olarak ne düzeyde görüyorsun şu anda? Pereira ligde en iyi sağ beklerinden biri diyebilirim. Yani çok profesyonel bir oyuncu. Onu çok yakından takip ediyorum şimdi. Yani ne yediğini, ne içtiğini. Yani gerçekten çok büyük bir profesyonel bir oyuncu. Ondan çok şey öğreneceğimi inanıyorum. Ama ben tabii ki rekabete hazırım. Ben buraya oynamak için geldim. Ligde hedeflerimiz tabii ki Trabzonspor'a layık olduğu yerlerde görmek istiyoruz. Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Yani takımın kalitesi gerçekten çok yüksek. Yani iyi oyuncularımız var. Her şey güzel geçiyor yani şu an. Barış'ım. Öncelikle ben şunu sormak istiyorum ki abi. Bir takım, şimdi büyük bir takıma geldim diyorsun. Daha önce vermedim. Eskişehir'de çok iyi bir sezon geçirdim. Şimdi Trabzonspor'un bu sezon bir şampiyonluk hedefi var. Şimdi içeriği merak ediyorsunuz. Yani Olcay bir basit toplantısında şöyle bir şey söyledi. Ben hayatımda ilk kez 15 kişiyle aynı anda çay içtiğimi gördüm. Başarının en büyük yollarından birisi bu. İçeride neler yaşıyorsunuz, neler oluyor? Bir de yavaş yavaş artık hazırlık başlarında da takım şekilleniyor. Takımı nasıl görüyorsunuz? Ben tabii ki yani yeni geldim buraya ama sağ olsun gerçekten takım arkadaşlarım, hocalarım bana çok yardımcı ve destek oldu. Adapte olduğumu düşünüyorum. Yani dediğin gibi, Olcay abinin dediği gibi yani takım çok neşeli, yani yakın birbirine. Nasıl diyeyim yani, sahada da yani öyle, yani dışarıda nasılsa sahada da öyle oluyor. Yani her yani benim yeni geldim ama şu anda gördüğüm çok güzel atmosfer var takımda. Ersun Yanal sizinle bununla ilgili neler konuşuyor? 50. yılda ilgili şampiyonluk hedefiyle ilgili. Ersun Hoca bizi sadece yani konsantre olmamızı istiyor. Yani her maç yani bizi yani ciddi hani antrenmanlar sert girin hiç fark et yani fark etmez diyor. İyi çalışıyoruz. Gerçekten takım kalitesi iyi durumda. Hocalar da yani çok yardımcı oluyor bize. Kupon uzatalım, sağ olun. Çağrı, Eskişehirspor'dan Trabzonspor'a geldiğinde en ciddi fark edilen durum neydi? Sana göre şunu gerçekten şaşırdım dediğin bir durum oldu mu şu ana kadar? Yani, taraftarlar diyebilirim yani. Çok yakından takip ediyorlar. Hazırlık maçlarımızı takip ediyorlar. Ondan sonra buradaki takım arkadaşlık çok yani güzel gördüm açıkçası. Yani yabancılar olsun. Yani herkes yakın diyebilirim birbirine. Buyurun. Yani Eskişehir ile Trabzon arasında bir biraz ekşi bir durum var. Öyle diyor. Yalnız çok ilginç. Eskişehir Spor'da bir aylı Trabzon kökenli, Trabzon Spor'da oynamış oyuncu var. Gelirken onlarla mutlaka konuşmuşumdur. Neler söyledi? Mesela başta Erkan Zengin, Haykut. Neler söylediler sana Trabzon'la yanında? Yani açıkçası beni Ersun Hoca arayınca dedi seni bu takımda görmek istiyorum. Ben de iki kere düşünmedim. Kimseye sormadım, etmedim. Ersun Hoca'ya çok güveniyorum. Eskiden milli takımdan çalıştığım bir hoca. Türkiye'de çok büyük bir hoca.
Yani iki kere düşünmedim, buraya direkt geldim, kimseye sormadım, etmedim. Ben farkındayım ne kadar büyük bir camiye geldim. Ve ben burada çok mutluyum ve heyecanlıyım. Yani Trabzonspor'u layık olduğu yerlerde göreceğiz inşallah bu sene. Eskişehirspor'a dönme konusunda Erkan Zengin de sizin hakkınızda işte ben takıma döneceğini düşünüyorum diye bir açıklama yaptı. Siz kendisiyle görüşme fırsatı yakaladınız mı? Hayır, ben kimseyle görüşmedim. Yani arayan soran oldu ama ben hiç yani telefonumu açmadım açıkçası. Ben buranın futbolcuyum. Burada mutluyum. Artık önüme bakıyorum yani. Başka sorumuz var mı arkadaşlar? Yok. Teşekkür ediyoruz. Fotoğraf çekimini yine arka tarafta gerçekleştirelim, otelin arka tarafında. Akşam saat 18'de de Jilina ile 4. hazırlık maçımızı oynayacağız. Akşam da tekrar görüşürüz. Maçın yeri burası, burada oynayacağız. Yarı takım, evet.